Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 10. haftası 2. videosundayız. Dörtgenlerin 2. videosu dörtgenlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatta dörtgenlerin son videosu arkadaşlar bu haftanın da son videosu. Hadi çok fazla konuşmayalım dersimize başlayalım. Bu videoda dörtgenlerin özelliklerinden bahsedeceğiz ama daha öncesinde de söylediğim gibi sen üçgenleri iyi bir şekilde biliyorsan dörtgenlerin özelliklerini çok fazla kafana takmana gerek yok ama bazı bilmeniz gereken yerleri de bileceksiniz. Tabi bize pratiklik sağladığı durumlarda var. Ama bilmeseniz de kendinizde çıkartırsınız. Hadi bakalım bu dörtgenlerin özellikleri nelermiş? Dörtgenin hem iç hem de dış açıların toplamı 360 dereceymiş. Niye? Hocam bu dörtgen. Dörtgen zaten şöyle baktığın zaman iki tane üçgenden oluşmuyor mu? Oluşuyor. E i̇ki tane üçgenden oluştuğu için hop. Bu da iç açıları 180 bu da 180. Toplamda kaç yaptı? 360 yaptı. Tamam bunu öğrendik. Şimdi dış açılarına gelelim bakalım. Dış açıları toplamı da kaç derecedir arkadaşlar? Dış açıları toplamı da 360 derecedir. Niye? Şuraya ben bir A, B, C ve D açısı diyecek olursam. burada kaçlar ne yapıyor? 180 eksi A, 180 eksi B dış açısı, 180 eksi C ve 180 eksi D yapıyor. Arkadaşlar bu 180 eksi A topladığın zaman şunları 1, 2, 3, 4 tane 180 var. Yani 720 eksi A, eksi B, eksi C, eksi D olduğundan eksi parantezinde A artı B artı C artı D yaptı. Bu iç açılar toplamı 360. 720'den 360 çıkınca da kaç kaldı? 360 derece kaldı. Bak, dış açılar toplamı da ne oldu? 360 derece oldu. Ha bunları hep ispatını mı yapacağız hocam? Yok zaten ortaokuldan beri biliyorsunuz ama ben nereden geldiğini de size göstermek istedim. Eee iç açılar ölçüleri toplamı da 360, dış açılar ölçüleri toplamı da 360. Geldik ikinci özelliğe. İkinci özellik dörtgende ardışık köşelerden çizilen iç açı açıortaylar arasında takılan açı diğer açıların toplamının yarısıdır. Hocam, yani şu A köşesinden ve B köşesinden ardışık iki köşeden geldiği zaman Diğer açılar C ve D kullanmadığın açıların toplamlarının yarısı bana neyi veriyormuş burayı veriyormuş. Ya her soruda da formül kullanmak zorunda değilsin. Mesela burada bu sınavda çıktı. Sınavdan çıktıktan sonra kitaplar bunu formülize etti. Formül olarak kitaplarda duruyor şu anda. Sınavda çıkmadan önce böyle bir şeyle var mıydı karşımızda yoktu. Ee, şimdi bu nereden geliyor? Bir sonraki soruda arkadaşlar bu var. Ben bunu şimdi isterseniz burada... E, formülsüz yapayım orada da formüllü yapayım. Formülsüz nasıl yapacağız? İspat niteliğinde düşünebilirsiniz. Hocam şuna bir x x buna bir y y diyecek olursam x artı y'yi bulursam alfayı da bulacağım. E, 2x 2y 90 ve 100'ün toplamı nedir? 2x 2y ve 190'ın toplamı kaç yaptı? 360 yapacak. E, hocam 360 ise buradan 2x artı 2y kaç geldi o zaman? 170 geldi. x artı y'yi de kaç buluruz o zaman? x artı y de 85 geldi. E hocam x artı y artı alfa da 180 olacağından bu 85 ise alfa da kaç çıkıyor? 95 çıkıyor. İşte formülsüz bir şekilde sonuca ulaşabiliyorsun. Yani her böyle açı ortaylı gördüğün sorularda illa da formül yapayım deme. Ha bazı sorularda biliyorsan tabii ki pratiklik sağlayacak. Ama baktın kafan karışıyor. Yap kardeşim x'leri yaz y'leri yaz mutlaka sonuca ulaşırsın. Zaten neydi? E, 190 bölü 2. 190 bölü 2 de kaç yapıyor alfa? Formülden yapacaksanız olursanız da direkt 95 yapıyor zaten görüyorsunuz. Üçüncü özelliğe geldik. Bu karşılıklı açı ortaylar arasında olursa arkadaşlar. Evet karşılıklı açı ortaylar arasında kalan dar açı bu sefer kullanmadığın açıları yine kullanacaksın. Kullanmadığın açıların farklarının yarısını eşittir. Yani b eksi d bölü 2 eşittir. Atalım yine sallayalım arkadaşlar. Atıyorum burası 130 olsun. Burası da kaç olsun? 80 olsun mesela. Direkt 130 eksi 80 nedir arkadaşlar? 50 bölü 2'den 25 çıkıyor değil mi burası? E formülü bilmesen ne olacak? Hocam x x dersin. Y y dersin. Hocam 2x artı 2y artı 130 artı 80 210 yapıyor. 210 yaptığından kaç eşit olacak bu? 360 eşit olacak. 2x artı 2y'yi kaç buluruz arkadaşlar buradan? 2x artı 2y'yi 150 buluruz. x artı y de kaç çıkar? 75 çıkar. E x artı y 75 ya. E hocam ne yapacağız? Bak burada bir dörtgen var. Görüyorsunuz. Dörtgen var. Bu dörtgenin iç açıları toplamında sonuca ulaşırsınız. Sen buradaki beta'ya ulaşırsan sonra alfa'ya da ulaşırsın. Yani x artı y artı 130 artı beta 360'a eşit olacak. Evet. x artı y 75 ise 205 yaptı burası. 205 çıkartırsan 360'tan 55 mi yapıyor? 155 yapıyor. O zaman 155 yapıyorsa arkadaşlar beta 155 ise alfa da kaç çıktı o zaman? Alfayı da 25 derece olarak buluruz arkadaşlar. E zaten farkları kaç? 50 bölü 2'den 25'i diye normal formülle de bulabiliyorsunuz. Size kalmış arkadaşlar. Tamam mı? Geldik şuraya. İşte biraz önceki yaptığımız soru. Yani buradan kopyalayıp oraya yapıştırdım ben. Hocam direkt bu sefer formülle yapayım. Biraz önce formülsüz yapmıştım. Neydi? Toplamlarının yarısı. Kullanmadığın diğer açıların toplamlarının yarısı. 100 artı 90 bölü 2'den kaç çıkıyor arkadaşlar? 95 çıktı. Örnek 11'e gelelim. O ön yüzü mavi, arka yüzü yeşil renkte olan ABCD biçimindeki kartona aşağıdaki katlamalar yapılıyor. Evet 80 ve 110 derece verilmiş. Şekli biraz daha büyütmüşüm burada. E, katlama böyle çok şey gözükmesin diye B köşesi AD üzerine gelecek şekilde bir katlama yapıldığında arkadaşlar katlama bu sefer dörtgende yapılmış. Nerede yapılırsa yapılsın eski haline geri getir. Eski hali şöyle bir dörtgen değil mi arkadaşlar? Evet. Eski hali bir dörtgense dörtgene getir bakayım bunu. Dörtgene getir. Şöyle şöyle ve şöyle olacak değil mi arkadaşlar? Evet. Aynen öyle. Hatta bu biraz daha aşağıda olacak. Şöyle aşağıda olsun fark etmez. Şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu eskiden şöyle bir dörtgendi. Şu doğrusal. Bak katladığında şu kenarlar üstte geliyor. Burası buraya geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şunun üstüne geldi. Yani burada katladığın zaman ne var? Açılar mı var? İçin içinde açılar var. E, kenarlı kenar uzunlukları yok. O zaman açılara da alacağız. Katlamada ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. E hocam burada da sen bunu böyle katladığın zaman bu buraya geliyor ya. Burası ne olmak zorunda katlama çizgisi? Açı orta olmak zorunda. Hocam hatta bu açıyla da bu açıya eşit olmak zorunda ama hiç bu açıya düşünme bile. Genelde karışık olan yerleri hiç düşünmüyoruz bile. Evet bunun açı orta olduğunu gördük. Katlama çizgisi şöyleyken arkadaşlar şu katlama çizgisiyken bu katlama çizgisi şöyle bir şeyyken arkadaşlar bunun açı orta olduğunu fark ettik. Peki öbürüne gelelim. Bu sefer de şöyle katladığımızda B köşesi B üstüne geliyormuş. Bak A burada B neredeydi eski haline geri açacağız. Bak yine şekli eski haline geri açalım. Hocam dörtgenimiz böyle değil miydi bizim? Evet. Dörtgenimiz böyleydi. Hatta burası kaç dereceydi? 100 dereceydi. Katladığında bak işte şu şekil yine katlanmış hali üst taraftaki yeşil bölge değil mi arkadaşlar? Aynen. Yine katladığında üst üste binen kenarlar eşit. Şu kenarla şu kenar eşit. Bu kenarla bu kenar eşit. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit. Bu sefer de CL çizgisi katlama çizgisi. Zaten bizden katlama çizgileri arasındaki kalan açı isteniyor. Hocam CL'de katlama çizgisi. Yani sen CL çizginde şöyle katlama çizgin. Bu katlama çizgisi de nasıl olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. A, açı ortaylar arasında kalan ne isteniyor? Açı kaç derece olabilir diye soruluyor. Niye olabilir diye sordu. Senden ya buradaki iki doğru arasındaki açı ya burasıdır ya da burasıdır. İki ihtimal var. Şıklarda hangisi varsa. E hocam karşılıklı açı ortaylar arasında kalan küçük açı neydi? Direkt farklarının yarısı değil miydi? Bu sefer bunu formülle yapayım arkadaşlar. Ee, soruyu çok fazla uzatmayayım isterseniz. Siz normalde x, x, y, y deyip de buradaki açıyı da buradaki açıyı da bulursunuz. Ben onun ispatını da yaptım zaten size. Direkt ben şuraya bir alfa diyeyim isterseniz. Alfa direkt neye eşittir? 110 eksi 80 bölü 2 eşittir. Ben biraz önce buraya 100 yaptım ama burası 110 olacak arkadaşlar. 110. Neyse hiç önemli değil de olsun. 110 eksi 80 bölü 2. 30 bölü 2'den kaç çıktı? 15. Hocam burası 15. O zaman burası kaç yaptı? 165 yaptı. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Katlama çizgileri arasındaki kalan açı. Ya 15 derecedir ya da 165 derecedir. Cevap anahtarında artık hangisi varsa onu işaretleriz arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Yok durum. Evet açı ortaylıkla ilgili bir şey gördüğünüz zaman tamam burada bir özellikler var. E, büyük ihtimal aklınıza kalıyor ama yani toplamların yarısı ya da farklarının yarısı yapıyorsunuz ama e, formülüze edilebilecek bir durum yoksa açılara mutlaka mutlaka dalın. X, yazın. Hatta bu soruda da siz X, yazıp yine 15'i veya 165'i çok rahat bir şekilde bulabilirdiniz arkadaşlar. Geldik buraya. Bu özellik bazı kitaplar dik üçgende de veriyor zaten arkadaşlar. Ama dörtgenin özelliği gibi algılayabilirsiniz. Dörtgende çok fazla karşımıza çıkıyor. Bazı arkadaşlar bu özellikle şeyde de karşılaşmıştır. Dik üçgende de karşılaşmıştır. Önemli bir özellik, köşegenleri dik kesen bir dörtgende. Öncelikle şunu ispatlayayım. Sonra şunu ispatladım da siz yaparsınız. Aynı şey ispattan gelecek zaten. Şunu ispatlayayım isterseniz arkadaşlar. Köşegenleri dik kesen bir dörtgende Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. A kare artı C kare. B kare artı D kare eşittir arkadaşlar. Sebep. Bak dikkat. Hocam ne yapalım burada? Buraya ee, bir Pisagor bağıntısı yapacağımız belli değil mi arkadaşlar? Yapacağımız belli. O zaman buraya X, Y diyelim. Buraya da M ve N diyelim. E hocam bir şurada bir Pisagor bağıntısı var. Bir de burada bir Pisagor bağıntısı var. Her iki Pisagor'da da X ortak değil mi? Evet x kare neye eşittir arkadaşlar? x kare a kare eksi m kareye eşittir. Aynı zamanda x kare neye eşittir? b kare eksi n kareye eşittir. b kare eksi n kareye eşittir. E ben burada ne yapacağım? Beni ilgilendiren ne? a'lar b'ler. a'ları b'leri yan yana getireyim. m kareyi öbür tarafa atayım. O zaman buradan a kare eksi b kare neye eşit oldu arkadaşlar? Eksi m kareyi öbür tarafa atınca m kare eksi n kareye eşit oldu. Dursun elinde. Sonra şuraya bakalım. Bir burada Pisagor, bir burada Pisagor. Her ikisinde de y ortak mı? Ortak. Y kare neye eşit? Bak bu ortak hikayesi çok önemli değil mi arkadaşlar? Y kare neye eşit? Hocam D kare eksi M kareye eşit. D kare eksi M kareye eşit. Aynı zamanda C kare eksi M kareye eşit değil mi? Evet. Benim için ilgilendiren kısım M ve N değil. O zaman e, D ve C yan yana getireyim. D kare eksi C kare de neye eşit oldu arkadaşlar? O da me, eksi M kareye öbür tarafa atınca M kare eksi N kareye eşit oldu. M kare eksi N kare hem A kare eksi B kare eşit yani A kare eksi B kare eşittir hem de D kare eksi C kareye eşit oldu. Buradan B kare öbür tarafa C kareyi de buraya atarsam A kare artı C kare neye eşit oldu arkadaşlar? B kare artı D kare eşit oldu. Gerçekten de karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit oldu mu? Oldu. Bunu bilseniz iyi olur. Çünkü niye? Evet ispatı ya kitaplarda çıkıyor. ÖSYM sorar mı? Ya zannetmiyorum da sorabilir de hani AYT kısmı kardeşim bilgi bunu bilmek zorundasın da diyebilir. Ha, o konuda da tereddütlerim de var bilemiyorum. Belki de formülü verip ondan sonra bir şeyler sorabilir arkadaşlar. Aşağıdaki soru mesela sadece formülü bilmeyle çıkmıyor mesela. Ee, sonra bu e, verdiğim özellik dediğim gibi şeyde de çıkıyor. İç pike bir dörtgende de geçiyor arkadaşlar. İç pike bir dörtgende de köşegenler yalnız bir köşegen burada şu dörtgenimiz asıl bu ya. Bir köşegen bu diğer köşegen bu. Köşegenlerin uzantısı dik geçirse yine karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. Hocam bunu nereden geliyor diye soracak olursanız artık bunu anladık ya. Şunun katlanmışı gibi düşünün arkadaşlar bunu. Bakın şu katlanmış açtığınız zaman silerim ben şimdi. Bu katlanmış açtığınız zaman o B iken burası B C iken burası C. Köşegenler de dik bir kesiyor arkadaşlar. Evet C buraya geldi A kare artı C kare B kare artı D kare eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Ya da yine bildiğiniz şekilde Pisagor bağıntısından da sonuca ulaşabilirsiniz. Ne dersiniz? Hocam buraya X buraya Y buraya M buraya N deyip hocam bir burada Pisagor bir de büyükte Pisagor yapıp e, işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bir burada Pisagor bir de büyükte Pisagor her ikisinde de Y ortak deyip işleminizi yapabilirsiniz. Yine ispatı oradan çıkıyor ama şu katlamamış gibi düşündüğünüz zaman ispat sanki daha kolay oluyor arkadaşlar. Tutup da size bununla ilgili şöyle bir soru sormayacağım. Anladınız. İşte 5, 6, 7 ise x, b kaçtır diye bir soru sormayacağım arkadaşlar. Biraz da afilli bir soru hazırladım burada. Bakalım sorumuz nasılmış. Evet çünkü ben direkt size burayı sorsam. Hocam x'in karesi artı 24'ün karesi 20'nin karesi artı 15'in karesi dersiniz olayı bitirirsiniz. Hatta tamam soru böyleymiş gibi düşünelim ilk etapta. Hocam x'in karesi artı 24'ün karesi eşittir 15'in karesi artı 20'nin karesi. Bak matematikte bile bu özel üçgenler işinize yarayacak diye söylüyorum. Bu 15, 20, 25. Bu 25'in karesi yaptı. Bu da 25'in karesi yapması için 7, 24, 25 olması gerekmiyor mu? Yani sen buradan x'i kaç buldun arkadaşım? 7 buldun. Evet x'i 7 buldun ama bizden bu istenmiyor. Bakalım ne diyor? Köşegenleri dik keseceğim. Bir karton 4 farklı renge boyanmıştır. Bu karton köşegenleri boyunca katlandığında dört rengin üst üste geldiği bölge kesilip atılıyor ve kartonun katlanılan kısımları açılıyor. Arkadaşlar öncelikle ne yapalım? Ben bunu hop yukarı doğru katlayayım. Hocam yukarı doğru katladım. Köşegenleri boyunca katlanıyor. Bak şimdi alt taraf yok oldu. Alt tarafı düşünme. Senin karton buraya denk geldi. Yani burası 7 iken burası ne oldu? 7 oldu. 20 iken burası ne oldu arkadaşlar? 20 oldu. Evet burası 20 oldu. Senin artık şurası gitti. İsterseniz burayı sileyim mi? Silerek mi yapayım? Yok, silmeden de yapabilir. Fark etmez. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Yani senin artık burası gitti. Bak kırmızıyla karaladığım yer yukarı gitti. Şu üçgenin üstünde üçgen olmuş oldu. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi de şu köşegenler boyunca katlandığında diyor ya. Şunu şöyle katlayacağım. Yani bu doğruya göre simetriğini alacağım. Simetriğini alalım arkadaşlar. Simetriğini aldığımız anda hop şöyle bir geldi. Evet mavi çizgi yürüyor değil mi? Hocam bu buraya geldi. Yani A köşesi buraya geldi. Bak dikkat et. A köşesi buraya geldi. A üstü olarak geldi. 15 de buraya geldi. Şurası da 15 oldu arkadaşlar. 7 nerede? Hocam 7 de buradan buraya mı geldi? Evet 7 de buradan buraya gelmiş oldu. Artık senin şurada kısım da gitti arkadaşlar katlamadan dolayı. Sadece şu üçgenin üstünde üst üste katlar var. Evet şimdi 4 bölgenin de üst üste geldiği yer neresi arkadaşlar? Bak dikkat et. Hocam ben bunu böyle katladığım zaman e, ee, şey şurası mı hocam diye soracak olursanız hayır. Kırmızı oraya gelmiyor mesela değil mi? Bak kırmızı gelmiyor. Bak kırmızı buradan buraya geldi mi geldi. Şuraya geldi. Sarıyı katladığım zaman da sarıdan da şuraya mı geldi arkadaşlar sarı? Evet. Ee, o zaman burada hem mavi hem kırmızı. Ee, burada hem mor hem kırmızı. Mavi buraya gelmişti. Ee, mavi ile sarı burada üst üsteydi. Buraya geldi. Yani şu kısım her dört bir bölge mi oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi ben bu kısmı şöyle kopyalayıp yapıştırayım. Siz tabi çizersiniz. O ayrı bir konu. Ben burada bu kısmı şöyle kopyalayıp şurayı yapıştırıp çözümü öyle yapacağım arkadaşlar. Şuraya yapıştırdım. Evet en son ben bu şekilde karşılaştım arkadaşlar. Bu şekilde açacağım. Siz bu şekilde de açabilirsiniz de. Daha iyi anlayın diye böyle açtım arkadaşlar. Evet elimizde şurası var. 4 rengin de üst üste geldiği yer burası. Şimdi dikkatli olun arkadaşlar. Ben bunu geriye doğru açacağım. Sonra geriye doğru açtıktan sonra da oluşan şeklin çevresi nedir diye soruluyor. Ben kesip oluşan 4 bölgeyi kesip attım ya. Elimde şurası kaldı arkadaşlar. Kesik bölge burası. Hadi geriye doğru açalım. Hocam ben en son şu maviyi katlamıştım. O maviyi şöyle bir açayım. Maviyi açtım şöyle. Mavi açınca şöyle bir şey mi oldu arkadaşlar? Evet. Bu 7 buraya geldi. Bu 15 buraya mı geldi? Evet. Sonra kırmızı vardı burada. Bu kırmızıyı da açacağım. Hocam yalnız dikkat şu kesik bölge değil mi? Kesik bölge hop burası da kesik bölge. Burası boş bir bölge oldu. Şimdilik dörtgenimiz şöyle bir şey yaptı arkadaşlar. Saçma bir dörtgen oldu. Dörtgen değil. 1, 2, 3, 4, beşgen oldu hatta bu. Şimdi şuradaki bölgeyi de açacağım. Hadi o bölgeyi de açayım. Şöyle açtığım zaman da o bölgeyi buraya geldi arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru katlamıştım. Geriye doğru açtım. Yalnız geriye doğru açınca ne oldu arkadaşlar? Burası 7 iken burası 7. Burası 20 iken burası 20 mi oldu. Evet. Yalnız burada katlamayı açtım ya bu kesik bölge kesik bölgenin de simetriğini alacağım. Kesik bölgenin de simetriği şu yapmıyor mu arkadaşlar? Evet evet. Şu kesik bölgenin simetriği hop bu buraya geldi. Yani kesik bölge burası mı yaptı? Aynen öyle. Yani karşımıza şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bakın küçük şeklini çiziyorum. Şöyle 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 ve şöyle bir şekil çıktı. İşte kesik bölge şurası arkadaşlar görüyorsunuz. Bizden bu şeklin çevresi isteniliyor arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Bu arada katlamasını aldığımızda 7 iken burası 7, 7 iken burası da 7. Kesik bölge burası. Bunun çevresine bakalım mı arkadaşlar bakalım. Ne var burada? 15, 24, 20. Yazalım o zaman. 15, 24, 20 artı. Bir de ne var arkadaşlar? Hocam 7 var, 7 var, 7 var burada da. 3 tane de 7 var. Artı 21 bize şu oluşan şeklin çevresini veriyor. Evet güzel bir soru mu? Güzel bir soru. Zor bir soru mu? Orta halli bir soru. Yapılamayacak bir soru mu? Bu kağıt kesmeleri alıştığınız zaman yaparsınız. Biz kağıt kat, katlayıp kağıdı kestiğimiz zaman geriye doğru açılım yapıyoruz. Geriye doğru açılımda da şu boşluklar bizim için önemli arkadaşlar. Bak buraya doğru açtım. Boşluğu böyle taradım. Sonra ee, şöyle katlamıştım. Kırmızıyı böyle açtım. Aa Boşluk da buraya gelmiş oldu. Boşluğun da açılmış hali önemli. Şurası boşluk oldu. Dolu olan kısım şu sarıyla gösterdiğim yer oldu arkadaşlar. Bizden bunun çevresi nedir diye soruluyor. Toplayalım arkadaşlar. Bakalım kaç yapıyor. Şu ikisinin toplamı 45. 45 15 daha 60. 20 daha 80 yapıyor. İşlem hatası yapabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama ben yine de şöyle bir bakayım. 1 5 0 2 4 6 7 8. Evet 80 yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel bir soru, hoş bir soru. Bundan sonra böyle sorularla da karşılaşacaksınız zaten. Ee, şeyin içinde de var zaten bol bol katlama, çözdüğüm kitapların arasında da böyle kağıdı katlayıp kesmeyle ilgili sorular da var. Nerede? Metinde var, İşte 3D'de var, 3 4 5'te var. Ee, bu biraz alışkanlık meselesi olacak. Zaten katlama simetriğini alma gibi bir şey arkadaşlar sıkıntı yaşamazsınız. Öğreneceksiniz. Hocam ilk soru böyle katlamayla ilgili biraz ee, zor gibi mi oldu? Ya zor gibi de değil aslında. Neyse geldik öbür soruya. Bir dörtgende köşegenler arasındaki açı alfaysa bak bunu bilin. Bunu bilin. Köşegenler arasındaki açı alfaysa köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2. Ya hocam siz sinüse karşıydınız. Evet tabana ait yükseklikten yine ben bulurum cevabı. O ayrı bir konu. Ama bu bilinse sizin açınızdan iyi olur. Çoğu yerde biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın her özelliği kesinlikle bilin diye bir şey söylemiyorum ama bunu bilin. Köşegenler arasındaki açı alfaysa köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2 bize alanı veriyor. Aslında üçgendeki alanla aynı gibi. Üçgendeki alan neydi arkadaşlar? A, B alfaysa kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2 idi. E burada da dörtgende de köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2 oluyor sadece. Köşegenler arasındaki açı alfaysa. Peki alfa 90 olursa sinüs 91 oluyor ya o zaman ne olacak? Bak şurada da göstermişim. Alfa 90 derece ise ki bu çok önemli çoğu yerde de karşımıza çıkıyor. Alfa 90 derece ise de direkt köşegenler çarpımının yarısı bize neyi veriyor? Alanı veriyor arkadaşlar. Çünkü sinüs 90 91 yaptığından dolayı. Normalde sinüs 90 bölü 2 olması lazım. Sinüs 90 da 1 olduğundan köşegenler çarpımının yarısı şeklinde oluyor. Ama siz bunu yani bilmeden de yapabilirsiniz. Hani köşegenler arasında kaçı 90 derece verilirse. Ya hocam bunun alanı bu çarpı bu bölü 2. E bunun alanı da bu çarpı bu bölü 2 deyip köşegenler çarpımının yarısı geldiğini de görürsünüz zaten. Ama bilmeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır. Evet geldik örnek 13'e. Uzunlukları 8 cm ve 10 cm olan iki çubuk şekildeki gibi çivi ile birbirlerine dik olacak biçimde monte edilip uç noktalarından lastik ip geçirilerek ABC'de dörtgeni elde edilmiştir. AC çubuğu ok yönünde en fazla 60 derece döndürülmektedir. Buna göre diyor AC çubuğu döndürüldüğünde oluşan ABCD dörtgenlerinden kaç tanesinin alanı tam sayı değer alır diye soruluyor. Evet arkadaşlar Şimdi ben bunu 60 derece döndüreyim. Hocam işte köşegenler çappisiniz 60 bölü 2 alan mı? Bakacağız. Şimdi sen bunu 60 derece döndürdüğünde en son hali bak burası bak. Normal 1 derece döndürdüm burası. 2 3 4 5 6 7 böyle işte 0,1 de döndürebilirsin böyle. Biz en son döndürülmüş haline bakalım. 60 derece döndürdüğünde buraya mı geldi bu? Evet. Bu çubuk da 60 derece döndürüldüğünde buraya denk gelecek arkadaşlar. Dikkat. Bu çubuk sabit mi kalıyor burada? Aynen öyle. Şimdi sen bunu 60 derece döndürdüğünde Çubuğun uç noktaları burası oldu. Diğer çubuğun da uç noktaları burası. Oluşan dörtgenin neresi oldu arkadaşlar senin? Oluşan dörtgenin burası oldu. Bu dörtgenin halini, hali en son hali kaç derece? Köşegenler çarpmış sinüs 60 bölü 2 mi? Değil. Dikkat. Sen 60 derece döndürdün. Köşegenler arasında kaç kaç derece oldu? 30 derece oldu. Yani bir çubuk 6 bir çubuk 8 olduğuna göre 6 çarpı 8 çarpı sinüs 30 bölü 2 yapar. En son halinde alanı. Evet. Bir de en fazla 60 derece döndürülmektedir. 60 derece döndürebildin. Yani arasındaki açı 30 derece olabildi. Dolayısıyla 6 çarpı 8 bölü 2 8 çarpı sinüs 30 bölü 2 değerini alır. Sinüs 30 dediğimiz nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. O da 48 bölü 4'ten kaç çıkıyor arkadaşlar? 12 yaptı. Evet alan 12. Peki ilk halinde alan neydi? İlk halinde de alan 6 çarpı 8 bölü 2 değil mi? Köşegenleri dik olduğunda 48 bölü 2'den 24 oldu. Ama soru kökünü tam okuyalım isterseniz. Bak AC çubuğu önceden köşegenler dik kesiyordu. Sonra AC çubuğu ok yönünde en fazla 60 derece döndürülme, döndürülmektedir. 60 derece döndürdün. E, burası 30 oldu. Köşegenler çarpımı arasındaki açı yapınca bölü 2 yapınca 12 bulduk. 12 değerini alabiliyor. Ama buna göre diyor AC çubuğu döndürüldüğünde oluşan ABC'de dörtgenlerinden Kaç tanesinin alanın tam sayı değer alır diyor. İlk durumu alacak mıyız? Almayacağız. Döndürüldüğündeki durumu alacağız. Mesela sen burada bir derece döndürsen o zaman senin e, dörtgeni şöyle yapacak değil mi? Şu maviyle gözüken yapacak arkadaşlar. Şöyle yapacak. Yani 90'dan küçük mü olacak arkadaşlar aradaki açı? Evet. 90'mış gibi düşünsen 24 olacak. En son halinde 12 mi oldu? Evet. O zaman bizim alanımız kaçla kaç arasında olacak? 24 ile 12 arasında olacak. Ee, döndürülmeye başladıktan sonraki alanı aldığım için 24'ü almayacağım. Ama 12 alanı en fazla 60 döndürüldüğü için 12 alanını alacağım. O zaman alan değeri 12 ile 24 arasında olur ve 12 değerini de alır. Kaç tane değer vardır? Sadece e, bunlardan bir tanesi seçtiyse ne yapıyorduk? Normalde her ikisi de küçük olsaydı büyükten küçüğü çıkart bir de bir çıkart yapıyorduk. Ama bir tane eşit olunca bir de artı birden eksi bir artı biri götürüyor. Büyükten küçüğü çıkartmamız kaç tane sayı olduğunu gösterir arkadaşlar bize. Ya da kısaca 3 ile 5 arasında kaç tane değer vardır arkadaşlar? X şöyle düşünecek olursanız 3 var 4 var. 5 eksi 3'ten geliyor mesela tamam mı? Böyle küçük yorumlarda yapabilirsiniz. Evet. Kaç tanesinin alanı tam sayı değer oluyormuş? Mesela bu aralıkta 13, 12 oluyor, 13 oluyor, 14 oluyor. Ta ki 23, 24'e kadar en son 23 değerini alıyor. Böyle 12 tane tam sayı değer varmış arkadaşlar. Güzel bir soru. Burada yanılan arkadaşlar ne yaptı? 60 değil de 30 derece gibi ee, pardon 30 derece değil köşegenler arasındaki açıyı 60 derece diye düşündü. Ondan dolayı hata yaptı. Lütfen dikkatli olun. Evet örnek 13 gerçekten güzel bir soru ve cevap 12 çıktı. Geldik 6. özelliğe. Son özellikteyiz arkadaşlar. Şimdi son özellikte böyle bir şey. Dörtgen olduğunda ABCD bir dörtgen ve KLMN orta noktalarını aldığımız zaman Şöyle bir özellikler var. Tek tek ispatlayalım bunları isterseniz. KLM ne para ardır demiş. Hocam şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşitse o zaman aklımıza ne gelecek? Eşitler var. Orta taban. Şu 3 kişi köşegen çizecek olursam. Hocam bunlar eşit. Bunlar da eşit olduğuna göre şunlar birbirine paralel oldu. Ve A iken burası ne oldu? 2 oldu. A, tamamı. Aynı şekilde bunlar eşit. Bunlar da eşit olduğuna göre bunlar da orta tabandan paralel oldu. 2 A ise burası A oldu mu? Evet. Diğer köşegeni çizsem, hocam diğer köşegeni de çizdiğim zaman şöyle. Ne geldi arkadaşlar diğer köşegeni de çizdiğim zaman? Bunlar eşit. Bunlar da eşit olduğuna göre ne oldu burada? Hocam orta taban sağlandı. Şununla şu birbirine paralel oldu. E hocam burası B iken burası ne oldu? Mavi çizginin tamamı köşegen 2B. Aynı şekilde burada da orta taban var. Şunlar da birbirine paralel. Burası da B oldu. Gerçekten karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen olduğu için paralel kenarlık sağlandı mı? Sağlandı. Ama bu dörtgenle olan kısmı bilmeniz lazım. Paralel kenar olması bak nereden geldiğini de gösterdim aklınızda kalır. Bunu bence bilin arkadaşlar. İkincisi şu çevre KLM'ye eşittir. AC artı BD. Bunu bilmenize gerek yok. Kendiniz çıkartırsınız. Ee, AC artı BD'ye baktığınız zaman AC artı BD 2 a artı 2 B değil mi arkadaşlar? Çevre KLM'ye bakın. AB AB o da 2 a artı 2 B. E, o zaman bu sağlandı mı arkadaşlar? Kesinlikle sağlandı. Sıkıntı yok. Son alan KLM'ni alan ABCD'nin yarısı. Evet bu dörtgenin alanı tüm alanın nesiymiş arkadaşlar? Yarısıymış. Tamam. Gerçekten öyle. Ve bu önemli. Bu dörtgenin alanı tüm alanın yarısıdır. Şimdi bunu ispatlayacağım. Şu şeyi gösterdikten sonra. S1 artı S3, S2 artı S4'ü gösterdikten sonra arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada ispatlayayım isterseniz. S1 artı S3, S2 artı S4'ü ispatlayacağım arkadaşlar. Şöyle ve şöyle bir dörtgen çizeyim. Hatta bir işime yarayacak. Şimdi buradaki dörtgen arkadaşlar şunu şöyle bir kopyalayayım. CTRL C, CTRL C, C V yapayım. Şuraya da koyayım. Arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi bu S1 artı S2, S3 artı S4'e gerçekten eşit mi? Gençler şu orta noktalardan şöyle ve şuradan şunu şöyle çizecek olursam. Dikkat. Orta nokta abi, Bunlar eşit, bunlar eşit, bunlar eşit ve bu şunlar da eşit olduğunda. Hocam burası S1 iken burası da S4 verilmiş ya şimdi. Pardon S3 verilmiş ya. Dikkat edin. Ben şu köşegeni çizersem benzerlikten dolayı S1 ise burası 3S1 değil midir? Aynen öyle. Hocam S3 ise burası 3S3 değil mi? Evet. Gerçekten de karşılıklı alanlar toplamı S1 artı S3. Tüm alanda 4S1 artı 4S3 mi yaptı? 4S1 artı 4S3 olduğundan göre tüm alanın 4 diye biri oldu mu? Oldu. Tamam. Diğerini ispatlayalım. Hocam şuradan şöyle şuradan şöyle orta noktaları alıp çizdiğimiz zaman. Hocam bunlar eşit bunlar eşit bunlar eşit bunlar eşit, bunlar eşit olduğunda. Ben yine ne yapacağım arkadaşlar? Şunları çizdiğim zaman gerçekten de şurası S2 ve burası S4 ise bu alanlarda tüm alanın 4'te birimi buna bakacağım. Hocam ben burada da şunu şöyle çizecek olursam yine benzerlikten ne oluyor arkadaşlar? Hocam S2 ise burası 3S2, S4 ise burası da 3S4. Dikkat edin, tüm alan 4S1 artı 4S4S1S2 artı 4S4 mi oldu. Evet, a tüm alan 4S2 artı 4 s 4 iken bu alanlar da S2 artı S4 oldu. Tüm alanın dörtte bir oldu. Dikkat. Şimdi o zaman ben ne diyebilirim? Tüm alanın dörtte biri S1 artı S3. Bak dikkat. Tüm alanın dörtte biri S1 artı S3. Aynı zamanda şu da S2 artı S4 de tüm alanın dörtte biri değil midir? Evet o zaman bunlar birbirine eşittir. Madem bunlar tüm alanın dörtte biri. Dikkat edin arkadaşlar. Şu ve şu tüm alanın dörtte biri. Hocam bu da bu da tüm alanın dörtte biri. E 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 1 bölü 2 yapıyor. Yani şuradakilerin hepsini toplam 1 bölü 2. Ortadaki ne kalıyor? 1 bölü 2 kalıyor. Yani ortadakinin yarısının olmasının ispatı da işte buradan geliyor arkadaşlar. Tamam. Buradan ispatlamış olduk bunu. Bence şu KLMN'nin bir paralel kenar olması. Hatta kesinlikle paralel kenardır. Arasında kaç 90 derece ise burası da 90 burası da 90 olduğundan dolayı dikdörtgen olduğu durumda vardır. Köşegenler eşitse de kare olduğu durum da vardır. Bunlar ince detay. Hiç gerek yok ince detaya. Paraya kenar olduğunu bilin. Bir de şu sarı alanın tüm alanın dörtte bir e, yarısı olduğunu ve karşılıklı alanlar toplamlarında birbirine eşit olduğunu bilmenizde fayda var. İspat bazen karışık olabiliyor. Sorularına bakalım isterseniz işte son olarak. Ki böyle dörtgende eşitlikler gördüğünüz zaman o alanın yarısı olması aklınıza gelsin arkadaşlar. Bak dikkat et eşit 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 verilmiş. E sen dörtgenle ilgili bütün kenarların orta noktaları alındığında orada oluşan dörtgenin bir paralel kenar olduğunu ve bu paralel kenarın da dörtgenin yarısı olduğunu biliyorsun ya. E burada 3 tane yerden orta nokta alınmış. Buradan da bir orta nokta al. Orta noktayı aldığında hocam şöyle bir dörtgen oluşturduğunda bu dörtgen nedir? Paralel kenardır. Arkadaşlar daha görmedik ama paralel kenarda e, şu alanlar birbirine eşit. Yani 6 ise burası 6. E burası kaç yaptı? 12 yaptı. Tüm alan ne olacak o zaman? 12 çarpı 2'den 24'e eşit olacaktır arkadaşlar. Tamam. Örnek 14 böylelikle 24 oldu. Hocam paraya kenarda niye böyle şey e, alanlar birbirine eşit? Ya arkadaşlar şuradan bir yükseklik çizsem paraya kenarda hadi göstereyim. Daha görmedik ya paraya kenar ya bu. A, B, A, B. Şuradan bir yükseklik çizsem burası aşağı. Şu köşegen çizdiğin zaman. Hocam A çarpı H bölü 2 bu alan. E buradan da bir yükseklik çizsem burası da h. Bu da a çarpı h bölü 2. O yüzden şuradaki alanlar birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Bilginize. Evet böylelikle örnek 14 yaptık ve geldik son soruya arkadaşım. Şimdi ne demiş? ABC'de dörtgeni biçimindeki bir karton KN ve LM doğruları boyunca kesilip küçük parçalar atıldığında dörtgenin alanı 4 birim kare azalıyor. Bak ben ne yapmışım? Şuradaki alanları kesip atmışım. Bu alan ne kadar azalıyormuş? 4 birim kare azalıyormuş. Hocam o zaman 4 birim kare azalıyorsa şu ikisinin toplamı kaçmış? 4'müş. O zaman bu ikisinin toplamı 4 bakın şuraya isterseniz S2 buraya da S4 diyeyim. S2 artı S4'ü sana kaç demiş? 4 demiş. O zaman tüm alan ne olacaktır arkadaşlar? Tüm alan tüm alan 16 mı olacaktır? Çünkü bu karşılık alanlar toplamı tüm alanın 4'te biriydi. 4 çarpı 4'ten 16 oldu. Hatta şu karşılıklı alanlar toplamı burası Y burası da 1 mi? Evet. Y artı 1 de şu karşısında alanlar toplamı tüm alanın 4'te biri. Şu Y artı 1 de tüm alanın 4'te biri. Aynı zamanda Y artı 1 de 4 olacak. O zaman Y'yi buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Hocam X'i nasıl bulacağız peki? E, tüm alan kaçtı? 16 idi. Tüm alan 16 ise X de direkt kaç yapacaktır arkadaşlar? 8 yapacaktır. Senden ne isteniyor? X eksi Y. X eksi Y. X'i sen kaç buldun? 8. Niye? Tekrar söylüyorum. Tüm alan 16 olduğundan dolayı tüm alanı 16 bulduğumuzdan dolayı içeride oluşan paraya kenar tüm alanın yarısıdır. X alanı 8 yaptı. Ee, sonra Y alanı ne yaptı? Şu karşısında alanlar toplamı Y artı 1. Tüm alanın 4'te 1 idi. E zaten tüm alan 16 ise 16 bölü 4'ten 4 yaptı. Y artı 1 4 ise Y de 3 çıktı arkadaşlar. Bizden de X eksi Y yani 8 eksi 3'ten Y'yi 3 bulmuştuk değil mi? Cevabımızı kaç buluruz o zaman? 5 buluruz. Böylelikle arkadaşlar 10. haftayı da bu videoyla bitirdik. Evet 10. haftada iki video ile tutmamdaki sebebi biliyorsunuz. Bir önceki haftasında üçgenler kitabını çözmeniz lazımdı. Belki yetiştiremeyen arkadaşlar olur diye bu haftayı böyle biraz rahat bıraktım. Ee, o yüzden bu şekilde hamle yaptık. Dörtgenleri de gördünüz. Üçgenlerle yapmaya çalışıyoruz genellikle. Bilinmesi gereken bazı özellikler tabii ki var. Sadece işimizi kolaylık sağlıyor. Ama bilmeseniz de çoğu şey ki siz kendiniz çıkartırsınız. Bunların hepsini zaten konu anlatımında da gösteriyorum. Evet gençler, bir sonraki hafta wow, paralel kenar en önemli yere geçeceğiz. Paralel kenarın konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.